sarı çuhayı dikmek için bir tane saksı aldım. Biraz çok hafif derin olduğu için altına strafor koydum. Toprağımı yerleştiriyorum. Ve üzerine sarı çuhamızı dikeceğiz. Ah, güzelliklere bakın, köklere. Nasıl güzel. Fakat kendi bulunduğu ortamda çok fazla sıkışmış. Yanlardan yavrular da verecek ama o yavruları nereden verecek? Bu küçücük evde nasıl büyütecek? Sıkıntı orada. O yüzden biz buna şimdi yeni rahat ev ortamı sağlayacağız. Evet, aldık. Bu sarı renk tek başına daha güzel oldu sanki. Biraz yıpranmış yapraklarını aldım, alt yapraklarını. Daha güzel yayılabilmesi için. Biraz da kenarda, saksının kenarlarında boşluk olması lazım. Doğal olarak. Şöyle. Tamam, oturdu şimdi. Toprak dolgusunu yapalım. Bu da bitmiş olacak böyle. O kökler hep tutunacak toprağa. Şimdi baharda. Ben bunu direkt güneş görmeyen yere, bol aydınlık yere. Benim evim öğleden sonra çok güzel güneş görüyor. Ve bitkilerim hiçbir şekilde zarar görmüyorlar. Öyle bir yere konumlandıracağım ki daha uzun süre çiçeklerini açabilsin. Bu sarı çiçeklerinden, bu tür sarı çiçekli olan orta göbeğinde hep tomurcuklar var. Onları açabilsin. Biraz da şuraya takviye yapalım. Tamam. Oldu. Evet. İşte bu kadar. Bu böyle oldu.